everybody, this is Tonguç Academy and I am your English teacher Albert. Arkadaşlar, 9. sınıf İngilizce yazılıya hazırlık. Fakat şöyle sayfamı çevirdiğimde bizi karşılayan şey harika bir tak. Bak, bütün yazılıları bitirdiniz. 21 Mayıs'ta ne yapıyoruz? İngilizcenin gözüne veriyoruz. Ama İngilizce ile beraber tüm yazılılar bittikten sonra bakın şöyle harika bir set ne yapacak biliyor musunuz? 9. sınıftan 10. sınıfa geçişte sizi karşılayacak ve 10. sınıfa sizi hazırlayacak ama şimdi ben gelmek istiyorum sınav meselemize <laughs> Arkadaşlar diyor ki World Heritage. Hocam biz 7. ünitede ne gördük? Tabii ki de Simple Past Tense. Yani değil geçmiş zaman gördük. Sonra bir 8. ünite özellikle Perfect Tense'ler. Bizim için önemliydi ama Model dediğimiz grup değil mi? Kipler arkadaşlar acayip önemliydi. Şu, burada şunu söylemek isterim ki arkadaşlar should hani tavsiye verirken ought to ile eş anlamlı. Yani you should go, you ought to go çok karıştırılır. Halbuki birbirinin aynısıdır. Diğerleri zor Sorumlulukları ifade edecek ama birazdan göreceğiz. Geldim dokuzuncu. Şimdi arkadaşlar diyor ki invitations and celebrations. Hocam ne gördük? Be going to. Gelecek zaman gördük. Ama bana sorarsanız en önemli iki konu bir. Uncountable nouns bu ünitede. Arkadaşlar sayılamayan isimler ve tabii ki e an, some, any, a lot of. Arkadaşlar ikinci önemli husus diyorum. Sayfamı çeviriyorum. Vakit kaybetmeden başlıyorum. En çok korkulan kısım. Hocam metni gördüm. Çok uzun. Yüreğim şişti. Değil arkadaşlar. Ne yapıyorum? Mesele şu. İlk cümleyi okudum. İlk cümlenin cevabını bulana kadar ne yapıyorum? True false yapacağım. Doğru yanlış yapacağım ya. Okumaya devam ediyorum ama. Hakimiyet çok önemli. İzleyin. Şimdi diyor ki The Eiffel Tower. Şimdi bizim elimizde bir Eiffel Kulesi var mı? Hani Eiffel'in yaptığı, şu adamın yaptığı. Var arkadaşlar. Is located in Paris. Peki Paris'te mi şu anda mevcut? Orada mı mu kim? Orada mı konumlanmış Fransa'da? Bunu bulmamız lazım. Bakalım cümle doğru mu? Diyor ki Fransa'da yani pa Fransa'da, Paris'te mukimdir. Mukim orada olmak, orada inşa edilmiş, orada var. The Eiffel Tower is a famous landmark in Paris. Bakın arkadaşlar Paris'te değil mi? Landmark ne? Bir yere bakıyorsun ve arkadaşlar o yerin o yer olduğunu belli ediyor. Anıt Ankara'yı ifade etmesi gibi. O zaman arkadaşlar birinci cümlem doğru mu? True. Tabii ki doğru. Çünkü Fransa Paris'te. Hemen ikiyi aldım. Diyor ki bakın arkadaşlar Şimdi bu Gustav Eiffel denilen kişi was the man. Öyle bir adam ki who designed the Eiffel Tower. Bu kuleyi dizayn eden kişi bu mudur diye sorduğumda bakın devam ediyorum. It was built in 1889. Bakın arkadaşlar 1889 yılları ikiye bölerek söylüyor muydum? Evet. 1889 senesinde for the world's fair and was named after. Şimdi bakın arkadaşlar ben bu kişinin adını yukarıda metin içerisinde gördün mü? Gördüm. Bakın cümle devam ediyor. Bu nasıl bir adam? Nasıl bir kişi? The man öyle bir adam ki who is ha bakın kuleyi design eden kişi. O zaman arkadaşlar isim ve fiil birbirini tuttuğuna göre demek ki ikinci cümlemde doğrudur arkadaşlar. The tower. Dur. Niye? Dedim ki cümleyi alın, öyle gidin. O zaman üçüncü cümleye bakıyorum. The Eiffel Tower was built as a permanent structure. Şimdi bakın arkadaşlar, elimde bir kelime var. Permanent. Anlamını bilmem lazım mı? Evet. Bazen bazı kelimelerin anlamını bilmezsem permanent kalıcı demektir. Şimdi kalıcı bir yapı olarak inşa edildi. Doğru mu görmem lazım? Kelimeler önemli. The tower is made of iron. Şimdi bakın neyden bir kere üretilmiş? Neyden yapılmış bu kule arkadaşlar? Demirden yapılmış ve 324 meters 324 metre yüksekliğindeymiş arkadaşlar. Tall'dan anladım değil mi? Which is about the height of an 81 story building. Şimdi arkadaşlar bana şunu soruyorlar. Kalemin rengini değiştireyim. Hocam diyorlar buradaki story e biz bunu hikaye olarak gördük. Fakat şöyle bir durum var. Aynı zamanda bir binanın bir apartmanın katı olarak da kat olarak da ifade edilir. Yani story aynı zamanda kat anlamında kullanılacak. Bakın arkadaşlar, nasıl bir bina? 81 katlı bir bina. Şimdi diyor ki 81 stories. Hocam niye çoğullaşmamış? Sıfat tamlamasına girmiş bir yapı. 81 bakın arada bir dash var. Görüyor musunuz arkadaşlar? O yüzden çoğullaştırmadım. Nasıl bina? 81 story. 81 katlı bir bina. Güzel. Bunun yüksekliğine eşitmiş arkadaşlar. The Eiffel Tower was originally built. Bakın aslında işin orijinalinde nasıl inşa edildi biliyor musunuz? Temporary. Ha, permanent kalıcı demek ama elimizdeki temporary kelimesi geçici demek. Aslında geçici olarak inşa edilmiş bir yapıydı. O zaman arkadaşlar ben ne yapmak zorundayım? Kırmızı kalemimle buraya F, false yani bu cümlenin yanlış olduğunu ifade etmek zorunda, durumundayım. But it was so popular ama o kadar Ünlü oldu ki that it was kept standing. Dediler ki bırakın kalsın. Şimdi geldim dörde. There are three observation decks. Um, deck bakıyorum içinde arkadaşlar. The, bir okuyayım önce dur. There are three observation decks at the top of the tower. Yani ben şimdi kulenin tepesine baktığımda dört tane deck görüyor muyum görmüyor muyum? Peki hala şimdi arkadaşlar lütfen yavaş yavaş okumaya devam edelim. Today it is. One of the most famous tourist attractions in the world. Bugün bu kule dünyada en çok böyle arkadaşlar attract etkilemek demektir. Çekmek demektir. Doğru değil mi? Doğru. Turisti en çok çeken mi? Çeken. O zaman devam edebilirim. Şimdi diyor ki in the world dünyada en çok turist çeken ve en ünlü e, şeydir. Yerdir. with million of visitors. Burada arkadaşlar ne var? E, milyonlarca everyday turisti çekiyor. At the top of the tower. Şimdi bakın geldik. izleyin diyor ki, there are three observation. Şimdi burada bir böyle bir gözlem kulesi, gözlem güvertesi gibi bir yer var mı? Bakacağız şimdi üç tane var mı yok mu görelim geldik işin tepesine there are three observation decks. Ha arkadaşlar o zaman ben buradaki deck aynı zamanda güverte demektir arkadaşlar yani burada bir hani orada e, Eiffel Tower'ın üzerinde üç tane observation decks. That offer breathtaking views of yani Paris. Yani Paris'in o muhteşem nefes kesen görüntüsünü bizlere sunan o gözlem e, kuleleri orada var mı? Üç tane var. O zaman arkadaşlar ne yapıyorum? Tabii ki de true. Doğru demek durumundayım. Niye? Bakın şuradaki ibareyle soru içerisindeki cümle içerisindeki ibare birbirini yakaladı ve cümlem olumlu. There are, there are, Demek ki doğru bir cümle olarak devam ediyorum. Beşe geldim. The Eiffel Tower is not a popular tourist destination. Şimdi bakın arkadaşlar diyor ki Eiffel Kulesi eğer ünlü değilse ben o zaman mantık olarak şunu düşünürüm. Binlerce, milyonlarca turisti nasıl çekiyor? Değil mi arkadaşlar? Visitors can take an elevator or climb stairs to reach the top. Diyor ki bakın ziyaretçiler asansöre binebilirler ya da merdivenleri tırmanabilirler. Ne için arkadaşlar? To reach the top. Tepeye ulaşmak için. There are also two restaurants on the tower. Peki bu kulenin tepesinde İki tane restoranımız var mı? Var arkadaşlar. One of which. Bakın buradaki which restoranı ifade ediyor. Bu restoranlardan bir tanesi Michelin yıldızlıymış arkadaşlar. Michelin yıldızlı bir restoranmış. The Eiffel Tower is an important symbol. Peki Fransa'nın çok önemli bir sembolü mü? Evet bak nereye geleceğiz şimdi. And a popular destination for tourists. Ha, bakın turistlerin on numara beş yıldız bir uğrak yeri mi? Evet hocam burası bir uğrak yeri ama burada diyor ki turistler için yani bir turist destination değildir diyor. O zaman cümle tabii ki kırmızıyla hemen false'u işaretlemek zorundayım. Çok net yanlış arkadaşlar. From all over the world tüm dünyadan turistler için popular bir destination'dır. Uğrak yeridir arkadaşlar. It has appeared in many movies. Birçok film içerisinde baş gösterdi mi? Evet. The TV shows. Televizyon şovlarında görüldü mü Eiffel Kulesi? Evet. Ve siz ne yaptınız? Bakın instantly recognizable. Göründüğü anda tanınabilir. By people all over the world. Dünyada kim Eiffel Kulesi'ni görürse görsün o anda tanıyabilir anlamını bize verdi. Şimdi arkadaşlar diyor ki match the words with the situation Şimdi size bir durum verecek ama bu durum ile kelimeleri eşleştirmem lazım. Misal Ahmet had a high body temperature. Şimdi vücudunda yüksek ısı varsa felt weak ve Ahmet kendini son derece zayıf hissetmişse and tired, yorgun hissetmişse Ahmet'in nesi vardır arkadaşlar? Bakın yüksek ısı vücuttaki ateşi ifade etmez mi? O zaman bir için ben buraya çok net denizli mi yazarım? Gelin bir tane daha yapalım. Denizliyi sildik. Maria had a persistent. Şimdi persistent böyle bir sürekli ifade eder mi hocam? Eder. Nasıl bir şey var? Cough. Sürekli bir öksürük var. Dolayısıyla had to stay home. Okula gitmeyecek, evde kalacak. Ben eğer sürekli öksürüyorsam boğazımla ilgili bir sorun vardır. Bakın arkadaşlar C'de kelimeler birbirine tam olarak yakaladı. Demek ki bir öksürüğü, hastalık olarak öksürüğü var dediğimde kaf kullanabilirim. <laughs> Devam. John woke up with a pain. Şimdi John uyandı ama nasıl uyandı? Arkadaşlar başında bir ağrı ile uyandı. Bakın headache de diyebilirim. Head ache de diyebilirim. Çünkü niye? Ache ağrı ifade eder. O zaman ben üç için Adana diyebilir miyim? Bakın in his head başında bir ağrı ile uyandı. And couldn't concentrate in class. Ve derste konsantre olamadı. Geldim dörde. Bakın şimdi arkadaşlar diyor ki Sarah ate too much junk food. Şimdi Sarah çok fazla yağlı yiyecekler yedi mi? Kızartma vesaire yedi. Had a pain in her stomach. Peki midesinde bir ağrı oluştu mu? Elimi çizdim bu arada. Oluştu arkadaşlar. Bakın stomach ache mide ağrısını ifade edecek. O zaman ben dört numara için Bursa desem pek de yanlış yapmış olmam. Geldim beşe. Fatma felt. Extremely tired. Şimdi Fatma'da anormal derecede bir ağrı var. Daha doğrusu yorgunluk var arkadaşlar. Had no energy. Ha bitmişlik ve tükenmişliği ifade etti mi? Hiçbir şey yapacak hali yok. Bakın arkadaşlar ben bunun için 5 için Edirne. fatigue diyebilirim. Bitmişliği. Değil mi arkadaşlar? Enerjisizliği ifade eder. Ali felt. Şimdi bakın. nausea varsa arkadaşlar eğer sizde ve dizi varsa bir bulantıyı ifade eder. Ve da arkadaşlar buna neyin sonucunda olmuştur? Spoiled food. Bozulmuş yemeğin sonunda olmuştur. Kelimeler birbirini ya tam olarak tuttuysa 6 o zaman bulantıyı ifade edecektir. F yazdım ve arkadaşlar gyria geliyor kaldı. Eğer buraya kadar yaptıklarınızdan eminseniz 7 için Giresun diyebilirsiniz. G diyebilirsiniz. İsal. Şimdi bakalım İsal'i nasıl anlatıyor. Ayşe had loose watery stools. Arkadaşlar sul dışkıyı ifade eder. Bakın sulu ve cıvık bir dışkı söz konusuysa ve sürekli bathroom, tuvalete gitmek arzusu hissediyorsanız o zaman belli ki cırcır cır olmuşsunuz. Ayşe de motoru bozmuş, cırcır cır olmuş. Dolayısıyla arkadaşlar değil mi? Jirea ishal kelimesiyle karşı karşıyayım. Sayfamı şıkırt diye çevirdim ve devam etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar gelin birlikte bakalım. Diyor ki fill doldurunuz in the blanks. Boşlukları tamam. Fill in the blanks with the correct form o. Was. Ha, bakın arkadaşlar. Şimdi biz dili geçmiş zamanda belli ki tanım cümlesi yapacağız. Was ve were ile cümlelerimizi tamamlayacağız. Peki. Neye göre? Tabii ki öznenin tekilliğine yahut da öznenin çoğulluğuna göre arkadaşlar. Last night I was. İşte bu kadar. At the cinema with my friends. Geçtiğimiz akşam. Yani dün akşamdan, dün geceden bahsediyorum. I was. Ne yaptım? Sinemadaydım arkadaşlarımla. Bakın iki. The concert. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben konserden bahsetmiyorum. Konserin bilet Lerinden bahsediyorum. Dolayısıyla benim karşımda çoğul bir özne var. The concert tickets were too expensive. Konser biletleri çok pahalıydı. Tek bir biletten bahsediyor olsaydım esi kaldırırdım ve buraya vaz durumunda kalırdım. Tekil özneden dolayı. So we didn't go. E dolayısıyla da gitmedik diyor arkadaşlar. My sister and I. Bakın. Tek başıma benden bahsetmiyor. Ben varım işin içerisinde ama tabii ki işin içinde Manchester. Benim kız kardeşim de var. Yani and ile bağlanmış iki tekil isim. Manchester bir adet kız kardeş, I bir adet özne yani ben. Fakat ikisini birleştirdiğimde 3 numaranın öznesi ne olur arkadaşlar? We olur. Peki hocam we nasıl bir özne? çoğul bir özne. Birden daha fazla insan ya da şey var. İki ve daha fazlası diyebiliriz hatta özür dilerim. Dolayısıyla ben buraya ne yazmak zorundayım? Were yazmak zorundayım. My sister and I. Kız kardeşim ve ben. Yani kim? We. Biz. We're planning. A surprise party for our moms. Şimdi annemin, annemizin daha doğrusu doğum günü için bir surprise parti planlıyoruz. Kim? Biz. Çoğul. Dört. The weather arkadaşlar hava zaten sayılamaz bir obje sayılamaz bir isim özne durumunda. O zaman sayılamazları biz her zaman tekil formda kullanmıyor muyuz? Kullanıyoruz hocam. Water was, coffee was, tea was. The weather was beautiful on our vacation last month. Bakın geçen ay bir tatildeydik ve hava nasıldı arkadaşlar? 10 numara 5 yıldızdı. Geldim sonuncuya. The teacher told us that. Bak şimdi burası önemli. The teacher. Şimdi bir adet öğretmenden bahsetti. Fakat bu öğretmen emri kime veriyor? Us. Bize veriyor ve takip eden özneye dikkat edin. We. The teacher told us. Öğretmen bize dedi ki. We. Hop geçmiş zaman vermem lazım. Neden arkadaşlar? Çünkü şuraya dikkat edin. Told demiş. Dili geçmiş zaman bize söyledi. Yapmamız gerektiğini vesaire gibi. We were going to have a pop quiz tomorrow. Yarın pop quiz neydi? Habersiz bir sınavdı arkadaşlar değil mi? Bizim habersiz bir sınav yapacağımızı öğretmen bize söyledi. We were going to have sınava girmek anlamında kullanmış. Bu kadar basit. Yani öznenin tekilliği ve çoğulluğu oraya gelmesi gereken vazbürü belirleyecek. Sayfamı çevirdim. Şimdi arkadaşlar buraya kadarki kısım eyvallah ama bu kısım aşırı derecede eyvallah. Niye? Çünkü en başta dedim ki perfect tense'ler işin içerisine girerse hiçbirisini sormasa bile yazılıda sorucuya bakın. Yazılıda sorulacak olan yüzde yüz konu. Şimdi hop yüzde yüzümü şöyle bir kenara çektim ve başladım anlatmaya. Hocam neye dikkat etmem lazım? Bir kere her şeyden önce kalemimin rengini değiştirmeye dikkat etmem lazım. Değiştirdim. Şimdi diyor ki Ever'ı gördüğümde never yet just since for gibi kelimelerimi gördüğümde genellikle benim aklıma gelecek olan tense. Bakın genellikle diyorum present perfect simple. Yani present perfect tense benim aklıma gelecek. Fill in the blanks with the correct word. Doğru olan kelimeyle boşluğu doldur ki complete the sentences. Cümleleri tamamlayasın. Cümleleri tamamlamak için. Şimdi biz dedik ki eğer ki soru yapısına ilişkin bir yapı cümle söz konusu ise genelde biz present perfect tense'de ne yapacağız arkadaşlar? Have you ever. Ever genelde alacağız ve sorunun içine koyacağız demiştik. Ve ever'ı getirdim. Hadi beraber bakalım. Have you ever been to a foreign country? Sen hayatında hiç yabancı bir ülkede bulundun mu derken ever'ı getirdim. Şimdi arkadaşlar, eğer siz hiç hayatınızda nokta noktayı hiç yapmadıysanız mesela ben bir yıldızın kayışını hayatında hiç görmedim arkadaşlar. Örnek olsun diye söylüyorum. Bu arada shooting star yıldız kaymasını ifade eder. Bakın şimdi I have never never ne yapıyordu? Cümleyi olumsuzlaştırıyordu. O zaman soru cümlesini ever'la oluşturdum ama bu cümleye eğer olumsuz cevap vereceksem never'ı kullanabilirim. I have never. Mesela bakın. I have never been to a foreign country. Ben hayatımda hiç yabancı ülkede bulunmadım. I have never seen a shooting star. Ben hiç kayan bir yıldız görmedim demiş olabilirsiniz. Geldim 3'e arkadaşlar. Şimdi 3 diyor ki: We haven't biz şöyle bir şey söylemiştik daha önceki derslerimizde yaptığımız anlaşmada. Eğer işin içerisine olumsuz bir yapı girmişse biz present perfect simple tense'de, present perfect tense'de yeti seçebiliriz. Biz genelde yeti cümle sonunda görüyoruz. Önemli değil arkadaşlar. Tabii ki cümle sonuna atmak bizim için çok çok daha lezzetli bir durum olacaktır. Şöyle bir vurgu açısından bunu böyle yapmak istedim ki unutmayalım diye. We haven't finished the project yet. We haven't yet. Vurgu yapmak istiyorum hocam. We haven't yet finished the project. Ama ziyadesiyle ne yapacak? Tabii ki virgül sonrasında bizim karşımıza sınavda çıkacaktır. Tamam mı arkadaşlar? But we are almost done. Geldim dörde. Şimdi bir toparlayalım. Eğer soru durumu söz konusuysa ve işin içinde ever varsa present simple, present perfect tense de hemen yerleştirdim. Eğer olumsuz bir cümle ve ben have not, has not görmüyorsam direkt have, has varsa never'ı yapıştırdım. Fakat şöyle bir durum oldu. We haven't olarak vermiş. E da kullanamayacağım. Yani hem not var hem never var. İki olumsuz bir olumlu eder. O yüzden ne yaptım? We haven't yet'i yerleştirmek zorunda kaldım. Ve altın kural yet olumsuz cümlelerde present perfect tense de karşıma çıkar dedim ve geldim dörde. Diyor ki finished my homework but I need to check it again. Şimdi belli ki bu ne yapmış arkadaşlar? Herhalde bitirmiş. Hocam Henüz bitirdim. Arkadaşlar, eğer ben henüz bitirdim demek istersem şuraya just yerleştiririm. Hocam ben oho çoktan bitirdim. Eğer sınavda already karşınıza çıkarsa ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Already ile just'ın kullanımı aynıdır. Sadece just daha şimdi bitti. Already oho çoktan bitirdim. Anlat hocam, anlatayım. Bakın şimdi. I have kısaltıyorum. I have just finished. Daha şimdi bitirdim my homework. Ev ödevimi şimdi bitirdim ama bekle. Onu kontrol etmem lazım. Şu da olur. Çay içiyorum şu anda bir ara vermişim. I have already finished my homework. Ya ben ev ödevimi çoktan bitirdim ama teslim etmedim. Niye? I need to check it again. Onu tekrar bir kontrol etmem lazım. Kullanım yeri aynı zaman miktarında bir farklılık olacak. Geldim beşe. Bakın arkadaşlar. Eğer since ve for söz konusuysa iki tane for'lu örnek hazırladık ki since kolay olduğu için. She has lived in New York City. Bakın şimdi. Eğer ki size verilen zaman miktarının, zaman süresinin başlangıcı belli değilse. Şimdi five years 5 yıldır. Peki bu 5 yıl ne zaman başladı? 1979'da mı? Ne bileyim 2001'de mi? Bak onu vermemiş ya. Demek ki süreçten bahsederken for five years Ha peki hocam şöyle bir şey olsaydı. Misal veriyorum since hop 2002 ha sürecin başlangıcını verirse since kullanıyorum. Bakın şimdi for hours saatlerdir. Şimdi saatlerdir derken hangi saatten başladığı belli mi? Değil hocam. Peki hocam hangi saatten başladığı belli olsaydı mesela since 5 o'clock buraya diyebilirdim tamam mı arkadaşlar? They have been waiting in line for hours. Onlar bekliyor. Ne kadar zamandır? Saatlerdir sırada bekliyor. She has lived in New York. O New York'ta yaşıyor. Ne kadar zamandır? 5 yıldır ve hala yaşıyor. Bilginiz olsun. Peki hocam acaba şöyle modullar bize sınavda gelir mi? Arkadaşlar yüzde değil yüzde yüz gelecek. Present Perfect Test'ten sonra önem, en önem verdiğim ikinci meseledir ki bakın arkadaşlar modular diyor ki. Fill in the blanks. Boşluğu doldur. Tamam. Dolduralım da neyle? Evet. Moral verbs. Yani kiplerle dolduracağız arkadaşlar. Değil mi? Kiplerle dolduracağız. Should. Yapman gerekir. Etmen gerekir. Shouldn't. Yapmaman. Etmemen gerekir. Ne yaptı? Tavsiyelerde bulundu. Doesn't have to. Olumsuz bir tavsiyedir. Yani bunu yapmak zorunda değilsin. Ama yaparsan da sen bilirsin. Fakat mustn't'a geldiğimde en güçlüsü en kuvvetlisidir. Öyle bir emirdir ki yapmamalısın ciğerini sökerim diyor. E i̇şte bu kadar. Don't have to, doesn't have to. Şimdi cümle içerisinde görürsek bence daha güzel olacak arkadaşlar. Şimdi demiş ki bize mesela you bir boşluk verdi. Eat all of your vegetables. Şimdi anne çocuğuna şöyle söyleyebilir. You don't have to finish. You don't have to eat all of your vegetables. Sebzelerinin hepsini yemek zorunda değilsin. But it's good for you. Ama emin ol bu sağlığın için iyi. Şimdi Ben bitirmek zorunda mıyım anneciğim tabağımı? You don't have to eat. You don't have to eat all of your vegetables. Sebzelerinin hepsini yemek zorunda değilsin. But it is healthy. It's good for you. Aslında çok sağlıklı ve senin için daha iyi. Yine de sen bilirsin dedi. İki. Şimdi diyor ki iki de bir boşluk. Forget to buy milk on the way home. Şimdi biz eve dönüyoruz. Kendimize harika bir pasta yapacağız. Belki sütlaç yapacağız. Ama sütlaç yapmak için evde ne yok arkadaşlar? Milk yok. Sütümüz yok doğru mu? O zaman bakın sana bir emir cümlesi veriyorum. Diyorum ki aman ha hurşit eve gidiyoruz şu anda ama we must forget. Hayır. Mustn't forget. Unutmamalıyız. Must yazdım. Not olumsuzluk kelime mi? kısaltarak must'a hemen iliştirdim ve we mustn't forget to buy milk on the way home. Eve giderken süt almayı unutmamalıyız dedim arkadaşlar. Geldim 3'e. Diyor ki bakalım tomorrow work ama devamını okumazsam doldurmam imkansız. So she can stay up late. Ha şimdi diyor ki. Bu gece geç saatlere kadar oturup muhabbet edebilir. She can stay up late tonight. Bakın bu gece geç saatlere kadar ayakta kalabilir. O zaman ne yapmak zorunda değil arkadaşlar? Demek ki bu kişi yarın çalışmak zorunda değil. Belki de işe gitmek zorunda değil. Hocam cümleyi nasıl dolduracağız? Çok kolay arkadaşlar. Bakın şimdi. She olumsuzluğu nasıl alacak? Doesn't olarak alacak. She doesn't'ı yazdım. Hemen şuraya have dedim. Bakın she doesn't have to. Yapmak zorunda değil. Yine de kendisi bilir. She doesn't have to work tomorrow. Yarın çalışmak zorunda değil. So she can stay up late tonight. Dolayısıyla bu akşam ölümüne oturup muhabbet edebilir. İşte bu kadar. Geldim dörde arkadaşlar. Şimdi bakın. Diyor ki burada tabi biraz sınıftaki öğretmenimizin anlatıp sizden ne istediğine de bakmak lazım. Ben burada iki bilgi vermek isterim. Şimdi he boşluk forget his passport. Şimdi arkadaşlar pasaport değil mi? Öyle bir obje ki, öyle bir defter ki bir sınırdan diğer sınıra geçiş için çok önemli. If he wants to travel internationally. Şimdi if'ten dolayı ben buraya shouldn't koysam sorun olur mu hocam? Gelin koyalım da bir anlatalım. Bakın şimdi arkadaşlar. Shouldn't'u şuraya bir koyalım müsaade edin. Bakın şimdi. He shouldn't forget his passport. Ne yapmaması lazım? Pasaportu unutmaması lazım. If He wants to travel internationally. Eğer uluslararası seyahat etmek istiyorsa. Hocam ben burada yoğun bir vurgu yapmak isterim. Öğretmenim bana öyle öğretti. He mustn't forget his passport. Unutmamalı. Resmi bir evraktır çünkü. Doğru mu arkadaşlar? Buna dikkat edeceğiz. O yüzden buraya shouldn't. Önce shouldn't'u koyup öyle anlatmak istedim. Geldim beşe arkadaşlar. Diyor ki. Hocam ben burada yine tamam burada if'i gördüm. Should ya da shouldn't getirebilirim ama okumam lazım. If they want to. Eğer bunu isterlerse. Neyi? Bakalım. They should go to the party. Ha, zorunluluk var mı? Bakın. Şimdi arkadaşlar should koyalım önce şuraya. They should go to the party. Partiye ben gitsinler. If they want, eğer istiyorlarsa. Zorunluluk var mı? Yok. Ama yukarıda bir ayrıntı vardı biliyor musunuz? Uluslararası bir seyahatte pasaport zorunludur. İşte burada sınıftaki öğretmenimin nasıl anlattığı benim için çok büyük önem kazanıyor. Arkadaşlar sayfamı hemen çevirdim. Ve bakın diyorum ki %100 sorar yazılda sorulur. Niye hocam? Çünkü boşlukta kelime yerleştirme var. Bakın kelimelerim aynen o ama aynı zamanda ne yapacağım ben? Model kullanacağım arkadaşlar. Çok önemli bir ayrıntı devam etmek istiyorum. Size bir şey öğreteyim bakın şimdi. Kafadan girmek isterim olaya. I am going to boşluk my birthday party next weekend. Şimdi önümüzdeki hafta sonunda ben ne yapacağım arkadaşlar? Bir parti vereceğim mi? Mutlaka bir parti vereceğim. Biz aynı zamanda eğer eğer işin içerisinde hold, have, mesela have a party, hold a party, yoksa host kelimesini eğer görüyorsak hiç korkusuzca arkadaşlar host party, parti vermek anlamında kelimeyi kullanabilirim çünkü host ne yapıyorsunuz misafiri ağırlıyorsunuz. I'm going to host my birthday party next weekend. Önümüzdeki hafta sonu doğum günü partimi vereceğim. Would you like to come? Sen de gelmek ister misin? Dedim hostu attım bir kenara. Şimdi geldim ikinci boşluğa. İkinci boşlukta arkadaşlar bakın elimde bir yeni yıl var. Sorun şu ben yeni yılı ne yaparım? Bakın arkadaşlar yeni yıl kutlanır doğru mu? O zaman önce kelimemizi koyalım bir dakika arkadaşlar. Önce kelimemizi çünkü yazıyorum ki okurken yazması zor. We usually celebrate the new year with a big family dinner. Şimdi biz genellikle kutlama yaparız. Neyi kutlayacağız? New year. Yeni yılı kutlarız. Peki Nasıl kimle a big family dinner. Büyük bir aile, değil mi arkadaşlar? Bakın, yemeği eşliğinde bir aile akşam yemeği eşliğinde yeni yılı biz genelde böyle kutlarız diyor. She is very excited. Şimdi acayip heyecanlı. Neden? Because her parents. Şimdi geldim buraya. Bakın arkadaşlar. İkinci bir durum, parti vermek durumu yine söz konusu olabilir. Şimdi ben ne yaptım? Hemen altını çizdim. Graduation party'nin. Hocam aynı zamanda throw tıpkı hosta olduğu gibi parti vermek anlamına gelebilir mi? Kesinlikle gelebilir. İşte bu üçüncü soruyu biraz bu yüzden beklettim ki şunlar burada biraz böyle bir eş anlam yaratsın diye. Throw normalde değil mi arkadaşlar? Atmak fırlatmak ama throwing a party ha partiyi fırlatmak olmayacağına göre parti vermek anlamına gelecek. She's very excited. Kız çok heyecanlı. Niye hocam heyecanlı? Çünkü bakın her parents are throwing her graduation party. Çünkü onun anne ve babası ne yapacak? Graduation partisini yapacak. Doğru mu arkadaşlar? Mezuniyet yani. Peki böyle bir kutlama söz konusu olacak. Geldim dörde. Şimdi şunu da çizdik arkadaşlar. Bir boş, şimdi shouldn't var, don't have to var. Aslında bunlar bir nevi birbirinin yerine kullanılabilir. You shouldn't go, valla gitmemen gerekir. You don't have to, You don't have to go. Gitmek zorunda değilsin. Neredeyse birbirinin yerine kullanabilir. Gelin bir deneyelim. Şuraya mesela don't have to yazıp birlikte okumak istiyorum sizinle. You don't have to bring a gift to the wedding. Bunu yapmak zorunda değilsin. Yani düğüne gidiyorsun yanında bir hediye getirmek zorunda değilsin. Fakat. Fakat. Şimdi bunun devamında burasının don't have to olmak zorunda olduğunu anlayacağız. It's always appreciated. Bu genelde takdir edilen bir harekettir. Yani you don't have to bring a gift to the wedding. Düğüne giderken yanında bir hediye getirmek zorunda değilsin. But it's always appreciated. Ama bu hareket daima bir takdir, bir beğeni görür. Hediyeyi götürmek. Ama zorunda mısın? Değilsin. Fakat şuna dikkat edin şimdi arkadaşlar. Dedim ya her zaman virgüllü cümleler varsa arka yapı okunsun ki buraya ne gelmesi gerektiğine karar getirelim. Şimdi you. Hocam buraya don't have to'yu koyduğuma göre attım. Attım. Shouldn't'ı artık buraya yerleştirip sayfayı bitirebilir miyim? Hop. Bakalım arkadaşlar. You shouldn't forget. Unutmamalısın. Sana tavsiye ediyorum. To buy a dress by Friday. Şimdi cumaya kadar elbise almayı unutmamalısın. Yine de keyfin bilir. Ben seni uyarıyorum. If you want to come To the gal. Eğer sen galaya gelmek istiyorsan cuma gününe kadar o elbiseyi almayı unutmamalısın. Bakın ne yaptı? Tavsiyelerde should ya da shouldn't kullanılır mıydı? Kesinlikle kullanılırdı. Arkadaşlar sayfamı çevirdim devam ediyorum. Şimdi burada ne dedim size? Yazılıda gelecek olan hem de yüzde yüz gelecek olan bir konu vardı. Neydi? Sayılabilen ve sayılamayan isimler muhabbeti vardı. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bakalım bu sayılamayan isimler yüzde yüz nasıl geliyor? Diyor ki choose the correct word from the parenthesis. Şimdi parantezin içerisindeki kelimeyi doğru bir şekilde seçeceğim ve cümleyi tamamlayacağım. Ben seçmek istemiyorum. Yanlış olanın üstünü çizmek istiyorum. Buyurun arkadaşlar. I need to buy some. Şimdi ekmek kelimesi değil mi arkadaşlar? Ne yapamaz? Sayılamaz. O zaman doğru olan bread elimde kalmalı. Some bread for party. Ben işte bir parti yapacağız. Bir buluşma yapacağız ama biraz ekmek alsam iyi olur diyorum. Ekmeğin sayılamaz olduğunu vurguluyorum ve çarpıyı koydum. We don't have. Şimdi bilgi kelimesinin bir özelliği var. Nedir hocam bilgi kelimesinin özelliği? Sayılamaz arkadaşlar. Informations diyemem. Non count. Uncountable değil mi? Bakın. We don't have Enough information to make a decision. Karar vermek için yeteri kadar bilgilerimiz bile desem Türkçe'de İngilizce kelimeyi çoğul hale getiremiyorum. Doğru cevap sol taraf. I would like to drink some. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Sıvıları ben ne yapamıyordum? Coffees sayamıyordum. I would like to drink some coffee after lunch. Öğle yemeğinden sonra biraz kahve içeceğim derken sayılamaz formda sağ taraf doğru. Can you give me some? Arkadaşlar tavsiye kelimesi bakın suggestions suggestions'ı sayabilirim değil mi? Şöyle hemen <laughs> yazayım. Bakın bu öneri ve tavsiye niteliğinde kelimem suggestion ise kesinlikle sayılabilir ama advice kelimesi tavsiye anlamında asla sayılamaz. Some advice yani bana biraz bu sınav hususunda tavsiye tavsiyeler desem bile Türkçe'de İngilizce'de ne yapamıyorum? Advices diyemiyorum arkadaşlar. Geldim beşe. şimdi bakın she bought a furniture. A piece of furniture. Güzel. Şimdi... Arkadaşlar mobilya kelimesi sandalyeler sayabilirim. Masalar sayabilirim. Fiskos masası sayabilirim ama hepsinin koltuk sayabilirim ama hepsinin ortak adı olan mobilya kelimesini sayamam. Burada da e olduğuna göre furniture gitti. A piece of furniture, maybe chair. Yani bir parça mobilya. Hangi parça? Belki de sandalye olabilir. O yüzden ne yaptım? Sağ tarafı doğru kabul ettim. A piece of furniture dedim. Geldim altıya. There is too much traffic. Too many traffics. Arkadaşlar trafik kelimesinin sayılamaz olduğunu zaten hepimiz artık biliyoruz yıllardır. Dolayısıyla uzatmayacağım. There is too much traffic in the city. Şehirde çok fazla trafik var derken sol tarafı doğru kabul ettim. I have a lot of homework. Şimdi normalde çalışma anlamındaki work kelimesi çalışma anlamında değil mi arkadaşlar? Bakın, sayılamaz durumdadır. O yüzden homeworks diyemiyorum. Assignments deseydi öğretmenim assignment assignments. O zaman çoğul olurdu. Vazife vazife görev anlamında. Ama homework work'tan dolayı sayılamıyor arkadaşlar. Sol taraf doğru. We need more equipments. Şimdi Ekipman kelimesi ayakkabı olabilir, çekiç olabilir, çivi olabilir, her neyse. Ama hepsinin total ismi, ortak ismi ekipman olduğu için ben ne yapamıyorum? Tıpkı ekmekte olduğu için mesela bakın arkadaşlar mısır ekmeği olabilir, çavdar ekmeği olabilir, pide, somun olabilir. Hepsini sayabilirim ama tek başına bread dediğimde sayamıyorum. Furniture mobilyada olduğu gibi equipment kelimesinde de aynı şey geçerli arkadaşlar tamam mı? Dolayısıyla ne yaptım? Equipments S veremedim ve devam ediyorum. I don't have monies. Bugüne kadar zaten hiç görmediğim bir kelimeydi. Monies saymıyordum. Dolayısıyla I don't have any money. Hiç param yok dedim. Şu yeni bir telefon satın almak için. Müzik kelimesinin de değil mi arkadaşlar? Eğer müzikteki bir adet parça olsaydı. Özür dilerim şurası o olacak. Song değil mi arkadaşlar? Bir adet parçadan. Tarkan'ın bir adet parçasından o zaman bunu sayabilirdim. Two songs. iki parça, iki müzik parçası olurdu. Ama müzik tek başına sayılamaz bir kelimeydi. Dedim ve sayfamı çevirdim. Yine arkadaşlar hocam yüzde gelecek bir örnek bana verir misin dersen. E an, some, any kesinlikle a lot of kesinlikle gelecek arkadaşlar. Vallahi önemli. Şimdi gelin birlikte bakalım kalemimizin rengini artık değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar fill in the blank with the correct word. Doğru olan kelimeyle boşluğu doldurun cümleyi tamamlayın diyor. Cümleyi tamamlayın demiyor da onu ben uydurdum. Bakın şimdi. Sugar sayabilir miyim? Hocam sugar'ı ben sayamam. Ama bir soruyla karşılaştığımda dediğim gibi any Yine hocamın nasıl öğrettiği. Mesela do you have any sugar? Bakın do you have any sugar? Ya hiç şekeriniz var mı? Da diyebilirim. Ya do you have some sugar please? Biraz şekeriniz var mı? Some yer yer soru cümlelerinde nazik bir iste işte kullanılabilir. Ama hocam bizim öğretmen sınıfta illa illa soru cümlelerinde en iyi istiyor dediyse basın en iyi gitsin arkadaşlar. Tamam mı? Geldim ikiye. She ate. Şimdi bakalım kek yiyecek duruma göre bakın tatlı niyetine bir kekten bahsediyorum ya. Burada demiş ki bunu say demiş. She ate a cake değil mi arkadaşlar? Make a cake diyor ya make cake make a cake. She ate a cake for dessert after dinner. Akşam yemeğinden sonra tatlı için ne yapmış? bir tane kek demiş arkadaşlar. A piece of cake aslında bizim karşımıza şöyle yapayım ben. Genelde sizin karşınıza ve kesinlikle böyle çıkacaktır. A piece of cake bir parça kek bilginiz olsun diye söyledim. Geldim 3'e. I need to buy. Şimdi bakın bir çift derken değil mi arkadaşlar? Ne yapmam lazım? A pair of shoes. Bir çift ayakkabı derken ayakkabı bakın ayakkabılar çoğul olabilir. Ama buradaki mesele ayakkabılar değil. Bakın a pair of shoes bir çift, a couple of yani değil mi arkadaşlar? Couple, pair. Ne yapıyorum? A pair of, a couple of shoes demiş oluyorum. Buna dikkat edelim. O yüzden e getirmek zorundasınız. Geldim dörde. There were. Şimdi people zaten tekil yapısı olmayan bir kelime. Doğru mu? O zaman hiç korkusuzca buraya e there were a lot of people at the party last night. Dün gece partide çok fazla insan vardı. E hocam, Sam sayılabilir isimlerle kullanılıyor. Evet, kesinlikle. Duruma göre burası benim için some da alabilirdi. Bakın şimdi. Birkaç insan var diyeceğim. There were some people. There were a lot of people. Bunun arkasından sınavda gelecek olan cümle fazlalık azlık miktarına göre a lot of getirmenizi ya da getirmemenizi gösterecek size. Geldim 5'e. Can you give me some information? Şimdi biz dedik ki İstersek böyle kibar nezaket sorularında ya bana biraz bilgi verebilir misiniz lütfen? Can you give me some information please about the event? Yani bu kutlamayla ilgili ya da bu olayla ilgili her neyse bana biraz bilgi al information sayılamazdı ve sayılamaz isimler için some gayet kullanışlı. Duruma göre sayılabilen isimler içinde Sam'ı kullanabilirdim. Is there a way? Nereden anladın hocam? Bakın arkasında S yok. Kelimeyi tekil olarak vermiş bize. O yüzden ben buraya E getireceğim. Hocam niye en getirmedin? E telaffuz ederken ağzından çıkan ünsüz. Doğru mu arkadaşlar? Is there a way? We can fix this problem. Bu problemi çözebileceğimiz bir yöntem, bir yol. Aa demek ki way burada bir yöntem veya bir yol olarak kullanılmış arkadaşlar. Peki yine sayfamı çevirdim. Son derece kolay bir yapıyla karşı karşıyayız. Neden? Şimdi diyor ki fill in the blanks with the correct form of the verb in parentheses. Parantezler içerisinde fiillerim var mı? Var. Neye dikkat edeceğim? Arkadaşlar tense e dikkat edeceğim. Şimdi boşluğu tamam doğru olan yapıda kullanacağım ama tense ne? Bakın geçmiş zamandan değil geçmişten bahsettiğine göre ben buradaki fiillerin ikinci hallerini bilmek durumundayım. Beraber yapalım. Last summer I went. Geçtiğimiz yıl ne yaptım? Bir tatile gittim. Çok güzel bir resortta kaldım. Peki bir tatil köyünde kalmış yani. The weather was. Ne dedik biz? Hava sayılamaz. Dolayısıyla tekil bir özne was'ı aldı. Hava mükemmeldi and we spend. Çok kolay. Eğer sondaki d'yi t'ye çevirirseniz kelimenin ikinci halini elde edersiniz. Most of our time relaxing on the beach. Oh be kumsalda yatarak zamanımızın çoğunu harcadık. One day we took. Bilmem lazım take fiilinin ikinci halinin took olduğunu yoksa sınavda gümlerim. We took a boat trip yani işte bir tekne turu yapmışız. To a nearby island yakınlardaki bir adaya gittik. Where we saw değil mi arkadaşlar? See saw ikinci hali. Hop We saw some incredible wildlife hatta biraz vahşi yaşam örnekleri de gördük diyor arkadaşlar izlemişler onları. We also visited. Neyse şuraya also yazalım. Şuraya also yazalım. Visit düzenli bir fiildi. ED alırdı. We also visited. ED verdim. Şurada görünmese de arkadaşlar parantezin üzerinde D yazıyor bilginiz olsun. We also visited a local market. Yani orada yerel bir pazar varmış. Orayı da ziyaret ettik biz arkadaşlar. Buy ikinci halini bilmek zorundayım. Sınavda sıkıntı yaşarım. Bo. Some sea winner. Yani hediyelik eşya. Sea winners. To bring home. Eve götürmek için hediyelik eşya aldık. In the evenings. Peki akşamları ne yaptık? We enjoyed. Bakın arkadaşlar. Enjoy düzenli bir fiildir. ED vermeniz yeterli. We enjoyed delicious seafood dinner. Çok güzel deniz e, mamulleri olan akşam yemeklerinden yedik. Watch yine düzenli bir fiil. Aynı zamanda saat demek biliyorsunuz arkadaşlar izlemek. ED aldı izledik. We watch the sunset of the ocean. Okyanusun üzerinden ne yaptık? Güneşin batışını izledik. Özneme bakın arkadaşlar tekil. Dolayısıyla ne yaptım? Was getirdim. Overall it was a wonderful vacation that I'll never forget. Yani hiç unutmayacağım 10 numara 5 yıldız bir tatil oldu diyor arkadaşlar. Sayfamı çevirdim. Şimdi uygun olan present perfect. Ben ne dedim? Present perfect. Hoca sorar mı? Sorar. Hocam ne sıklıkla sorar? Yazılıda da %100 sorar. Bakın değiştirip değiştirip söylüyorum. Present perfect'in önemini. Şimdi demiş ki Boşlukları dolduracağım. Uygun olan present perfect yapıyla dolduracağım. Peki buyurun beraber yapalım. Şimdi bakın ben genelde zaman zarflarına dikkat edelim. For the past few days son birkaç gündür bundan bahsediyoruz değil mi? Bir şey olmakta ya da olmamakta. Kendimi iyi hissetmiyorum diyebilir miyim diyebilirim. Bakın şimdi I haven't olumsuzlaştırdım niye? E parantezde olumsuz var ondan. I haven't been ne yapacağım? Present perfect continuous tense kullanacağım. I haven't been feeling well. Kendimi iyi hissetmiyorum son birkaç gündür dediğim geldim ikiye. Already gördün. Zaten neyi biliyorum? Present perfect kullanılması gerektiğini biliyorum. The doctor. Hocam benim öznem çoğul mu tekil mi? Doktor tekil bir özne olduğuna göre has yazdım. The doctor has already. Yerim küçük o yüzden arkadaşlar şöyle yukarı doğru gitmek zorunda kalıyorum. The doctor has already examined. Şöyle buraya yazmayayım ama kelimenin sonuna siyahla ed vermiş olayım uzamasın. Şunu arkadaşlar d getirdim sonuna tamam mı bilginiz olsun. The doctor has hatta already de keşke yazmasaydık. Already examined the patient. Ne yaptı? Hastayı çoktan muayene etti arkadaşlar. Şöyle bir elden geçirmiş. Müthiş. She Hezi gördün mü? Gördüm. Kısaltmalı yazabilir miyim? Yazarım. Niye? Özne tekil. She has never yazdıktan sonra bakın arkadaşlar fiilimi üçüncü halini bilmek zorundayım. She has never had an allergic reaction before. Daha önce hiç alerjik bir reaksiyon göstermemişti. İngilizce'de böyle söylenir arkadaşlar. Bakın ne dedik? Just ve already. Aynı şekilde kullanılabilir. Hocam they have olarak kısaltsam arkasına just'ı getirsem olur mu? Tabii ki olur. They have ya da they've just arrived fiilini yazdım. Düzenli bir fiil olduğunu bildiğim için ed'sini getirdim. At the hospital. Arrive bir yere varmak anlamında bakın ne yaptı? At ile kullanıldı. Bir binaya varıyorsunuz unutmayın. They have just arrived at the hospital. Hastaneye daha şimdi vardılar demiş olduk. Şimdi yardımcı doktorlar ne yaptı arkadaşlar? Bakın burada bir Çoğul eki varsa bir kere hemen have'i getiririm. Heavy getirdikten sonra find fiilimin üçüncü halini eğer biliyorsam found şeklinde yazarım. The paramedics have found any injuries. Peki hocam parantezin içerisinde not var ise o zaman benim yaptığım yanlışı yapmayacaksınız. Bakın on numara bir yanlış yaptım. Hemen yardımcı fiilinizi olumsuza çevireceksiniz. Hemen şurada kırmızıyla küçük bir not arkadaşlar. Şöyle yapalım. Gördünüz mü? The paramedics haven't found any injuries on the patient. Şimdi bu paramedicsler ne yapamadı? Hastanın üzerinde herhangi bir yara hatta hiçbir yara bulamadılar. Ama belki de hala araştırıyorlar. Sonuncuya geldim aynı hata yapmayacağım. Neden? Çünkü natı vermiş. Benim gibi siz de yapmayın arkadaşlar. Direkt hasn't. Özne tekil olduğu için hasn't. Çoğul olsaydı haven't demiş olurdum. Ama ne yapmam lazım? Bir önceki sayfada take ikinci hali took ama üçüncü hali Take aynı kalacak. Neye getireceğim? He hasn't taken his Bakın şimdi arkadaşlar. Düzenli bir şekilde ilaçlarınızı almazsanız işin içinde çok büyük sıkıntı olur. He hasn't taken. Aman diyeyim canınızı yiyeyim. Arkadaşlar sınavda 10 numara başarılar diliyorum. Hoşçakalın.